Hamd alemlerin Rabbi. Rabbinizin bu emrini yerine getirdiğimizi gösteriyoruz. Yine Allah Teala buyuruyor ki cennettir, cennete koşunuz. Ardu'nu senavat ve ardu. O kıymetli kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Festebigul hayrat, hayırda yarışınız emrine uyarak. Nerede bir hayır varsa, bir cami, bir Kur'an kursu, bir su kuyusu ya da deprem olduğunda, sel felaketi olduğunda zorda kalan, darda kalan insanlara nasıl ulaşabilirim düşüncesiyle hareket eden siz hayır sahibi kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bizim medeniyetimize vakıf medeniyeti diyebiliriz. Ve kurucusu Peygamber Efendimiz. Onun için vakfa gönül vermiş. İşte mehir vakfı, Diyanet vakfı ya da yüzlerce vakıf var ülkemizde elhamdülillah. Vakfa gönül vermiş herkesin ben peygamber varisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk vakıf peygamberimizdir. Vakıf anlayışının kurucusu peygamberimizdir. O yüzden hangi vakfa gönül veriyor olursa olsun, hangi vakfa destek olursa olsun, o Müslüman bir peygamber varisidir. Ne güzel bir ünvan. Bir terör örgütü bastırılıyor, başka bir terör örgütü üzerimize salınıyor. Ama bu millet onlarla mücadele ediyor. Geçmişte nasıl Çanakkale'de mücadele ettiysek, nasıl Sakarya'da, Dumlupınar'da, nasıl Malazgirt'te mücadele ettiysek, bugün vekalet savaşlarıyla o gün cephede karşımızda olanlar bugün kendileri geri planda ama bizim önümüze terör örgütlerini kurdurup onlara destek vererek tırlar dolusu silahlarla destekleyerek üzerimize salıyor. 6 Şubat depremi Kahramanmaraş'ta, Hatay, Malatya, Gaziantep, Gaziantep'in iki önemli ilçesi, Adıyaman, yani tarihin gördüğü en ağır depremlerden birisi, belki de birincisi, işte bu sene yaşadık biz. Devletimiz bütün kurumlarıyla orada. Ama vakıflar olmamış olsaydı, devletimize vakıflarımız destek olmamış olsaydı, devlet daha çok sıkıntı yaşardı. Oraya gidiyorum, Türkiye Diyanet Vakfı'nın mobil mutfağı orada. Öbür tarafta Mehir Vakfı, diğer tarafta İHA, öbür tarafta başka bir vakıf. Yani yüzlerce vakıf birkaç gün içerisinde deprem bölgesinde konuşlandı. Bu bizim milletimize özgü bir davranıştır, bir anlayıştır. Bu bizim inancımızdan kaynaklanıyor. İnancımızdan kaynaklanan ayetleri ve hadisleri biraz önce bir kısmını, birkaç tanesini okudum. O yüzden değerli kardeşlerim, değerli hayır sahipleri, biz medeniyetimizle ne kadar övünsek azdır. Her milletin başına zaman zaman musibetler gelir, belalar gelir. O musibetler, belalar geldiği zaman da biz isyan edenlerden değiliz. Biz Filistin'i yalnız bırakabilir miyiz? Bu bize yakışır mı? Hiç bırakmadık ki. 7-8 milyonluk İsrail'in orada milyonlarca Müslümanın gözü önünde binlerce çocuğu, kadını, masum insanı öldürebilmesi mümkün mü? Kim var arkasında? Haçlılar var. Siyonist Yahudiler olduğu gibi
Siyonist Hristiyanlar var.